بسم الله الرحمن الرحيم
geçelim. Lütfen. Apellerine dinleyelim. Arka taraflara geçelim. Allah razı olsun. Değerli bacılarım. Lütfen arka taraflara doğru geçelim. Allah razı olsun. Arka taraflar boş. Allah hepinizi kabul etsin. Allah-u Teala'nın 18 bin aleme rahmet olarak gönderdiği 124 bin peygamberin sonuncusu ve severi olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetinden olduğumuzun şükrünü eda etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu vesileyle onu anmak, onu anlamak, onu yaşamak, ona salavat getirmek, ona sevgi ve bağlılığımızı bildirmek için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin misafirliğine geldiğiniz için Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah hepimizi onun sünnetine tabi olanlardan eylesin. Ey Fatma'nın babası, ey Hazreti Hasan ve Hüseyin'in dedesi, ey gariplerin ve müstazafların sahibi, mazlumların dostu olan Allah'ın Resulü, kainat senin yüzün suyu hürmetine yaratıldı. Adın göklerde ve yerde övülen olarak yazıldı. Daha yeni doğarken ümmeti, ümmeti diye bize haykırdın. İşte buradayız. Lebbeyk diyerek sana olan bağlılığımızı bildirmeye geldik. Coşkuluyuz, sevinçliyiz ve sana aşığız ya Muhammed. Binlerce salat ve binlerce selam senin üzerine olsun. Aziz Müslümanlar ve kıymetli peygamber sevdalıları, İkra der ve siz duyarlı Müslümanların katkılarıyla hazırlanan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi anlama ve onun yaşantısı gibi hayat sürme düşüncesiyle hazırlamış olduğumuz bu programımızın siz değerli Müslümanlar hakkında ve İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını ve Yüce Rabbimizin bizden kabul buyurmasını buyuruyoruz, diliyoruz. Programımızın akışı inşallah şu şekilde olacaktır. İlahi sanatımızın okuyacağı Mevlid-i Şerif, İkra Çocuk grubunun söyleyeceği Esna-ül Hüsna ve İlahiler, Mehmet Şenlik hocamızın yapacağı konuşma, İlahi sanatçılarımızın okuyacakları ilahiler, küçük kız çocuklarının şiir ve hadis dinletisi, kardeşimizin okuyacağı şiir, tekrar İkra Çocuk grubunun söyleyecekleri güzel ilahiler, ilahi sanatçılarımızın söyleyecekleri ilahiler ve son olarak da hocamızın yapacağı dua ile inşallah Teala programımıza son vereceğiz. Sizleri Hikmet kardeşimizin okuyacağı Mevlid-i Şerif ile baş başa bırakıyoruz. بسم الله الرحمن الرحيم بالنام خدای الرحمن الرحيم ای محمد سرور هر اسفیا خاتم هر مرسلین و انبیا مثل باران بهار رحمت بر ببار سر رب عزت هر چی اعظم منور کوه ی اون اصل اخس و روز و شب هم بحر و برنه رو نبات به اشقات لقام در حیات فدل کو منج حبات فقیر اون گرد با ملال من اسیر لو بزارن لبر در کاهت ام دکن هوی جفدل و جاهت تو شفاعت کیل موان آسیا غازیا سلی ربی و سلم به عدد سر روح و جان محمد تا ابد سر
kır ya Rab dedame ev Resul melpe ve dine İslam kır kabul emdikin hevi Rabbel alemin dirneke meser ya Nebiye emin naf kese ser erdu asmana tamam kes ne babreştir ve fadye makam em be khatri nabi ve cebune tebe erdu asman roju alem hey bu şev ve saadet ki mezim bu be kader ki Muhammed nasker ole kir nezer Gence alem Mustafa'yı beguman iftihara metevaye her zaman. Lev Muhammed feş habibi zül celal, sahibi ikram u kadrek bir kemal. Evci boy miskin ucara bir gelek, dil hanum bu be kader gence felek. Ser alema nurul emin Degri deste mümina ey cani can Siyu siwan ser mebit roja giram Veş nezanem ves ve becim lev nebi Besselamin Rabbi alem ser tebi Emci iska canu dilba veş kelam Her bebecin esselatu vesselam As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah As-salatu was-salamu alayka ya Sayyid al-awwalin Allah'ım kuvvetimin tükendiğini sana arz ediyorum. Gücümün azaldığını, insanların gözünde küçük düştüğümü sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, sensin ezilmişlerin, mustazapların Rabbi. Sensin benim Rabbim. Beni kimlerin eline bırakıyorsun? Bana gazarlık yapan düşmanların eline mi? Yoksa davamı engelleyecek bir düşmana mı? Eğer sen bana gücenmedinse kesinlikle bunları aldırmıyorum. Çünkü rahmetin beni rahatlatacaktır. Senin nuruna sığınıyorum. Karanlıkları aydınlatan nuruna. Dünya ve ahiretimi kurtaracak olan nuruna sığınıyorum. Sen razı oluncaya kadar senin rızanı dilemeye devam edeceğim. Kötülükten sakınma, iyiliğe güç yetirme sadece senin yardımınladır. Ya Rabbi, bizler de Resulünün senden istediğini istiyor ve sana sığınıyoruz. Evet değerli Müslümanlar, şimdi de Siverek İkra Çocuk grubunun okuyacağı ilahilerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Esselatu aleyh ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ya cemilu ya Allah, ya kerim ya Allah, ya melidu ya Allah, ya habibu ya Allah.
Çanta nerede? Bak. Arkadan git arkadan. Adalet geliyor.
misafirler, kıymetli peygamber sevdarları, şimdi de İnzar Dergisi yazarlarından Mehmet Şenlik hocamızı konuşması yapmak üzere davet ediyoruz. Esselatu aleyhi ve selamu aleyhi. Esselatu aleyhi ve selamu aleyhi. Esselatu aleyhi ve selamu aleyhi. Hamdolsun alemin Rabbi olan Allah'a. Hamd olsun kainatın yaratıcısı, yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah'a. Hamd olsun bütün insanlığı tek bir ana, bir babadan meydana getiren, ondan da birçok analar, babalar, kabileler, aşiretler ve milletler meydana getiren, onlara çeşit çeşit renk, doku veren Allah'a hamdolsun. Hamd olsun Allah'a ki bütün beşeriyete yolunu, gerçek dinini ve ona layıkıyla ibadet etme yöntemini öğreten, bunun için peygamberler gönderen, kitaplar indiren Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a, onun pak ehli beytine, güzide ashabına ve kıyamete dek onların yolunu sürdüren muvahhid ve mücahit olan kullar üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Siverekli kardeşlerim, burayı bu şekilde hınca hınç dolu, inan ki bizi fazlasıyla memnun ve mesrur eylemiştir. Allah sayınızı ve kuvvetinizi daha da artırsın. İnanıyorum ki buraya bu kalabalığı getiren, bu muhteşem kalabalığı buraya toplayan yegane güç, İslam kardeşliği ve Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a olan bağlılığı, ona yeniden 14 asır sonra ashabın biat ağacı altında ona biat ettiği şekilde biatlarını tazelemeye, kesin söz vermeye gelmişsiniz. Allah sözünü hayırlı etsin, biatınızı mübarek eylesin. Bugün birbirlerinin kanını dökenler var ya, birbirlerini yemeye çalışan, birbirlerini bitirmeye çalışan taraflar var ya, onlara sesleniyorum. Bütün insanlığa sesleniyorum. Ey insanlık, ey yolunu şaşırmış olan, ey Allah'ın kitabından gafil olan, ey Resulullah'ın sünnetinden gafil olan insanlar, eğer kurtulmak istiyorsanız, eğer ümumi bir barış istiyorsanız, eğer tek bir millet istiyorsanız, gelin Allah'ın kitabına, gelin Resulullah'ın sünnetinde orada birleşin. Allah Resulü buyuruyor, İnne asdaqal kelami kelamullah ve ahsanul hedi hedi Muhammed. Haberiniz olsun, dikkat ediniz, sözün en doğrusu Allah'ın kelamı Kur'an-ı Mübin'dir ve hidayet yolunun en güzeli
Aleyhisselam'ın yoludur. Onun sünneti seniyesidir. Ona bağlanmaktır. Onunla bütünleşmek, birleşmektir. Onunla tek bir ümmet olmaktır. Zira bütün müminler tek bir ümmettir. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İnne hâzihi ümmetukum ümmeten vâhide. Şüphesiz şu ümmetiniz var ya, şu tek bir kitaba inanan, Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanan, onun yolundan gidenler var ya, bunlar tek bir ümmettir. Ve ana rabbukum fe'budun. O halde ben de sizin Rabbinizim ve siz de yalnızca bana ibadet edin. Yalnız bana kulluk edin. Yalnız benim emirlerime boyun eğin. Yalnız ve yalnız benden korkun, buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet, bu ümmet tek bir ümmettir. Aralarında ayrı ayrılık yok. İman noktasında birleştikten sonra dilleri farklı olsa da, renkleri farklı olsa da, ırkları, milletleri farklı olsa da, tek bir konsensüs etrafında birleşmiş, bütünleşmiş ve kaynaşmış tek bir millettir. Böylece Allah bizden bu dini kabul etmiştir. Bizden bu şekilde kıyamet gününde de bu üzerinden bizden hesap soruyor ve bu üzerinden bizi hesaba çekiyor. Başta da söyledim duamda. Bütün insanlar tek bir ana ve bir babadan meydana gelmişti. Sonra o ana babadan, Adem ve Havva'dan nice milletler, nice ırklar meydana gelmiştir. Ne yazık ki bugün bazıları kendi aslını, esasını inkar ediyor olabiliyorlar. İnsanın vahşi bir hayvandan geldiğini söylüyorlar. Maymundan geldiğini söylüyorlar. Çok çirkin, çok yazık. Aslını inkar eden insanlar, insan olduğu halde kendilerini götürüp hayvana dayandıran insanlar. Ne kadar yazık değil mi? Aslında bunu söyleyen, bu teorinin arkasında duran meşhur bilim adamı denilen Darwin Yahudi, Yahudi asıllıdır. Bu Yahudi, Yahudilerin alnına vurulmuş bir damga olarak maymun çocukları sözcüğünü ortadan, damgasını ortadan kaldırmak için bunu yapmıştır. Hani Allah Celle Celaluhu Yahudileri, yani İsrail oğullarının bir kısmını Hazreti Davud'un diliyle, Hazreti İsa'nın diliyle lanetleyip onları maymunlaştırdı, onları domuz suretine dönüştürdü. İşte o maymun suretine dönüşüp de geberip giden Yahudiler var ya, onlar şimdi o yazgıyı alınlarından silmek için böyle bir girişimde bulunmuşlar. Ne yapmış Darwin? 3 tane kafatasını getirmiş, sıraya koymuş. Bir insan kafatası, biri hayvan kafatası, bir de bu ikisinin arasında ne tam buna benzeyen ne ötekine benzeyen ikisinin ortası. Ve şöyle bir formül koymuş ortaya. İnsanın aslı aslında başta maymundu diyor. Sonra biraz evrim geçirdi. Hayvanla maymun arasında bir şekle girdi. Sonra oradan da bir evrim geçirdi, insan şekline girdi. Aslında bu bir noktada doğrudur. Böyle bir evrim var. Ayet-i Kerime'de de belirtildiği gibi bunlar aslında insan iken, insan oldu insan iken insanlık ruhunu kaybettiler. İnsanlık şeref ve haysiyetini yitirdiler. Bundan dolayı Allah onları maymunlaştırdı. İnsan iken maymunlaştılar. Kimileri tam maymunlaştı, kimileri yarı maymunlaştı. İşte onların o kafatası var ya,
insandan hayvanlığa gidenler var ya, onların formülünü bugün tersinden bize anlatıyorlar. Kendilerini o tühmetin altından kurtarmak için böyle söylüyorlar. Ne kadar rezalet var, çirkinlik var, insanları saptırıcı fikirler, ideolojiler var ya, hepsinin arkasında Yahudi vardır. Hepsinin arkasında bir Yahudi'yi görebileceksiniz. Darwin Yahudi olduğu gibi insanlığı ateizme götüren Marx da bir Yahudiydi. Nerede bir şeytanlık varsa orada bir Yahudi parmağı vardır. Evet, orayı fazla girmeyelim. Zamanımız da o kadar yoktur. Değerli kardeşlerim. Biraz önce de dinlediğim gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğar doğmaz ümmeti, ümmeti, ümmeti diye ağlayıp durduğunu bize anlattılar hep bugüne kadar. Ölürken de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti, ümmeti, ümmeti diye Rabbine yalvardığını, ağladığını bize anlattılar. Tarihi okumuşsanız bakınız, gerçek tarih kitaplarında böyle bir şey yok ha. Allah Resulü dünyaya gelince henüz peygamber olmamıştı ki. 40 yıl sonra peygamber oluyor, ondan sonra ümmeti, ümmeti demeye başlıyor. Allah Resulü ölüp giderken geride bir enkaz bırakmadı ki endişeli olsun, ümmeti, ümmeti olasın. Dimdik ayakta duran, onun getirdiği risalet mesajıyla bezenip süslenen, kültür sahibi olan bir ümmet bıraktı gitti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar da çürük bırakmadı ha. Sağlam bir ümmet bıraktı, sağlam. Veda hutbesini okurken 120 bin insanın karşısında onlara Arafat'ta, Nemire'de ve Mina'da hitap ederken onları söylediği mesajına şahit tuttu. O güne kadar onlara tebliğ etmiş olduğu risalet mesajını yeniden bir gözden geçirdi. Bir özetini bir daha sundu ve onlara dedi ki hel bellagtu ela hel bellagtu dedi. Dikkat ediniz, tebliğ ettim mi? Rabbimin mesajını sizlere tamamen tebliğ ettim mi dedi. Onlar bela, bela ya Resulallah dediler. Evet, tebliğ ettin, eksik bir şey bırakmadın ya Resulallah dediler. Ve bunun üzerine Allah Resulü parmağını göğe kaldırarak Allahümme feşhed, Allahümme feşhed, Allahümme feşhed dedi. Allah'ım sen de şahit ol, Rabbim sen de şahit ol, ben senin mesajını ilettim bu insanlara, ben tebliğ ettim senin mesajını, vazifemi yerine getirdiğime dair sen de şahit oluyorsun ki onlar da itiraf ediyorlar ey Rabbim dedi. Ve böylece bir huzuri kalpte Allah Resulü göçüp bu dünyadan gitti. Geride sağlam bir ümmet bıraktı. Sağlam, orijinal bir kadro bıraktı. Bu kadro ondan sonra İslam'ı bütün dünyaya tebliğ edecek, yayacak. Yeryüzünün doğusundan batısına kadar, Asya'sından Amerika'sına, Afrika'sına kadar her tarafa bu millet, bu ümmet İslam'ı götürecekti. Kur'an'ı götürecekti. Sünnet'i götürecekti. Onun mesajını götürecekti. Kölelikten gelen bir insan Bilal-i Habeşi'yi okumuşsunuz. Çoğumuz okumuşuz. İşkence gören, Hamra'da ümmet
gölgesi altında ahad ahad diye haykıran Bilal kölelikten gelmiş, Resulullah'ın sohbetinde bulunmuş, onun eli önünde edep ve terbiye görmüş Bilal gün geliyor ki insanlara rehberlik ediyor, gün geliyor ki Resulullah'ın özel müezzini oluyor, onun hazine bakanı oluyor, onun bir danışmanı oluyor Bilal. İşte Bilal'ı oradan o noktaya getiren olgu nedir? İslam'dır, Kur'an'dır ve sünnettir. Hazreti Ömer döneminde bir olay ise anlatayım. Ömer o günün halifesidir. İslam ordularını İran'a göndermiş ve İran fethedilmiştir. İran İmparatorluğu İslam'ın karşısında diz çökmüş, saltanatı darmadağın olmuştur. Ve o yılki başkumandan Sa'd bin Ebi Vakkas Muğire bin Şube adında bir sahabeyi elçi olarak Medine'ye gönderiyor. İslam halifesine kazandığı zaferin müjdesini götürmek üzere Şube'yi Medine'ye gönderiyor. Şube, Muğire bin Şube Medine'ye varır varmaz Hazreti Ömer'in yanına gidiyor. Müjdeyi sunuyor ve o güne kadar savaş bilançosunu, getirisini götürüsünü anlatıyor. Rapor sunuyor müminlerin emiri Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer bir şaşkınlıkla bu insanı dinliyor. Bunda bir tuhaflık vardır, bir gariplik vardır. Bunu görüyor. Niye bana bakıyorsunuz ya emirel müminin? Bende bir gariplik mi vardır? Evet, elbette vardır. Sen daha önce böyle konuşamazdın. Böyle fesahatin, belagatın yok idi. Bunu nereden getirdin ey Muğire? Ne kadar da güzel konuşuyorsun. Diyor ki Muğire bin Şube, ey müminlerin emiri, Allah yolunda tebliğ ve cihat dilimizi çözdü. Kalbimize inşirah verdiği gibi dilimizi çözdü. Artık rahat konuşuyoruz. Artık serbest konuşuyoruz. Doğruları konuşuyoruz. Çünkü konuştuklarımız bize ait değil. Çünkü biz Allah'ın kelamıyla konuşuyoruz. Çünkü biz Resulullah'ın sünnetini konuşuyoruz. Bu sözler aslında bize ait değil. Biz sadece bunun tercümanıyız ya emirel müminin diyor. Hazreti Ömer diyor ki, peki Muğire, bana konuştuğun şekilde Medine halkını toplar, onlara da bu şekilde bu söylediklerini anlatabilir misin diyor. Evet ya emirel müminin, yeryüzünde kendisinden çekindiğim biri varsa, heybet duyduğum, mahcubiyet duyduğum, utandığım biri varsa, o da sensin. Eğer senin karşında ben bunları bu şekilde konuşabiliyorsam, onların karşısında hay ha konuşabilirim. Ve o şekilde Hazreti Ömer Medine ahalisini topluyor, Muğire kazandıkları savaşın raporunu onlara da aynen sunuyor. İşte o nesil böylece terakki etti. O nesil böyle yüceldi. Alttan yükseğe doğru terakki ettiler. Kölelikten efendiliğe yükseldiler. Bu onların Araplık asaletinden gelen bir şey değil mi? Bu onlara pompalanan iman enerjisi, Kitabullah'ın enerjisi, Resulullah'ın sünnetin enerjisiydi. Buna bağlanan kim olursa olsun, o günde olduğu gibi bugünde de buna sarılan, bununla amel eden, bunu yaşayan kim olursa olsun, onlar, o insanlar, o milletler yükselecek, terakki edecek. Kölelik
güzellikten gelseler de efendiliğe yükselecekler. Kim de sırt çevirir, buna karşı çıkarsa o günkülerin esfel-i safilini boyladıkları gibi, aşağıların aşağısına yuvarlandıkları gibi bunlar da oraya yaşamaya mahkumdurlar. Rabbim cümlemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini hayatının bütün alanlarında yaşayan ve yaşatanlardan eylesin. Bizim aramızdaki onun devrinde, döneminde yaşanan İslam kardeşliğini bizim de aramızda tesis etmesini, yaşatmasını ve hayatımızın bütün katmanlarına indirgemesini nasip ve müyesser eylesin. Biraz uzattım, hakkınızı helal edin. Belki diğer kardeşlerin hakkını fazla kullandım. Onlar da haklarını helal etsinler. Sözümü bitirmeden önce tekrar hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz bu güzel programa hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İnşallahu teala bazı ilahilerimizde salat ve selam olacaktır. Oralara eşlik ederseniz daha güzel olur. Tu Resul-i Fedai ve Kabirla Fedai Cacı Tera Fedai Ya Resul Ya Resul Cacı Tera Fedai Ya Resul Ya Resul Ya Resul Ya Resul Ya Resul Ya Resul Ve de tehafiziye Jübüne Ya Muhammed Resulallah, Nur'a
Kendi, Resul'un kime, kömür, altın.
Muhterem Müslümanlar, değerli peygamber aşıkları, şüphesiz burada bir araya gelmemizin yegane sebebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Burada bir araya gelmemizin sebebi Allah'ın Resulü'ne olan özlemimiz ve bağlılığımızdır. Burada bir araya gelmemizin sebebi yıllardır özlemini duyduğumuz ümmet-i Muhammed'in birlik, beraberlik ve kardeşliği için bir çağrımızdır. Rabbimiz bu programımızı ümmetin vahdetine bir vesile eylesin inşallah. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bu kısacık zaman dilimi içinde ne kadar alsak, ne kadar ölsek ve ne kadar anlasak eksik olur şüphesiz. Öyleyse onu iyi tanıyabilmemiz için peygamberimizi okuyalım ve okutalım. Onu tanıyalım, tanıtalım, onu yaşayalım. Aziz Müslümanlar, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımıza değerli hocamızın okuyacağı dua ile son vereceğiz inşallah. Değerli peygamber aşıkları, hocamızın okuyacağı duaya hep beraber ellerimizi açıp amin diyelim inşallah. Buyurun hocam. Esselatu وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمة الله بركة الله تعالى يقام بعد الله آل أصحابنا جاء بتون أمتا جاء حتى قيامات إيك رأي تقيب كان حمد سرغو أو جماعة حاضري كوري سرغو يسك ريما شنيو ماني حزود الله تعالى هما ماني Peygamberdir, peygamberdir Allah diye ma'amir verici diye mazani belki Allah-u Teala'da bir eyyat duranıma kabuldür diye mazan ve camil ve huzur diye Allah-u Teala'yı. Ama ma katil kula huayistu ki verdi Allah-u Teala'yı belki ki Allah-u Teala duranıma kabuldür ma Allah'la zafayı vazir. Çünkü Allah-u Teala'yı ayete keyifede ma da şuma ben de müsa elu kabuldür şumira şumamira bu vazici edu bila şuma. Hadis-i Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem için o testek yerdu, mara bildirmiş ki yerdu. Kandı cöy, umriyama, Allah-u Teala duranıma kabul bükür. Ve kandı cöy kene duayı bükür, firutya mazami bazı. Gerçek bir yama şiniyor, ma layıkı niye ma? Allah-u Teala ibadet şuma ben derdu kabul bükür diye. Ma kandı cöy, umurkari. Çünkü ma bunu ilk Allah-u Teala, ilk köyüne kuvvet kerdi mesel, Allah iyi kabul kerdi. Değil ki, Peygamberi kemer defora ben kerdi, Allah-u Teala iyice kabul kerdi. Ama iyi ki ifrar kerdi, iyi ki Allah-u Teala peygamberdi Allah'ı her kerdi, Allah-u Teala iyice kabul kerdi. Elhamdülillah, ma ruhda sıktira iman kerdi. Ma bildiği, ma bağlı Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala bu da ma perinçe atkırı, açan iman hidayet bükürü. Ya Rabbi, çünkü ma sokaç yukulu ciniyu keynelu gencana pürüpya, ma zayıstu kebede tu, kebede kum aliyatı ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ma amin sözü de tu, hamdi hatırdı peygamber de tu, bütün Müslümanı ciniyu canıma tattık bi, ama matura vazirken et, duane ma kabul bükürü. Amin. Açan iman salifi bükürü. Takvali insanları respet bükürü. Amin. Ya Rabbi, hafızdır bile dünya ve ahiret asfı afiyet bileme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ma çandıkın karisi ama umriyama ki, çünkü can kuma bir de türkü çimyo, betu ilan ma kabul yekedi, betu kanun ma kabul yekedi, betu kes ma bir ne sana. Ya Rabbi, bir hürmetle namelik o kere ma afi ukri. Amin. Ya Rabbi, ilk vayetin şehir bi, ilk kandı tür cihad ki, ortada kandıtır bir parça, kaçı kandıtır şehir bi, bir hürmeti inanın namazına, ya Rabbi tüm ağız bükri. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi dünya ve ahirette tüm perişan ne ki, ma türü kalbi belan söz ki, ma o söz kef o bila, ya Rabbi ma evru ahso bil imami huzur de tu, ma fına sözü kalbi belan seroi, ma tabi irayda tuyi, ma peygamberde türe niya vereni ya Rabbi tüm ağız bükri. Amin. Ya Rabbi, ma'ami huzur etu. Çünkü
ve nur ve imanı ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ey Müslüman Filistin, ya Rabbi Rusya, Çeçenya, Afganistan, Irak, bütün bir adi, ya Rabbi Turuz-i Rabbi, inan bireyine, Tumaci, binana kâb bireyine ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, red-i adil, kafirlikte zulüm teni, ve insanlık hakaret teni, eğer Müslüman'a layık ya Rabbi, te hidayet bükri. Amin. Eğer layık neyse, inan tahrib perişan bükri. Sünnet-i Peygamber'e kua ma yaşatmış ki Ebu Bey'e yabrik istiş. Bir iman, bir şehide ya Rabbi tıma dünyana ne bize? Ya Rabbi, ve kinama ne ki kırdı Müslümanı? Tıma ne ki sebep fitnede Müslümanı, küfrede Müslümanı? Ebu tekina inancı, ya Rabbi ne ki kırdı ma? Ma bir inana başlar ne kıyı ya Rabbi? Amin. Ya Rabbi, Müslümanı kveri maşiye, te inancı rahma kocu bükle, az bükle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kuvane ya, salavatik deyay, tekbilik deyay, sevabinina, ya Rabbi sukan yan burası sukan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, ve namam yan burası namel ey ya Rabbi, ve evram yan burası tevdacı, tebevenam yan burası belendeci ya Rabbi, duruham yan burası ruhleci ya Rabbi, demirup yuruma pürüp ya, ya Rabbi, Resul-i Peygamber'e kul neşermane ma'at bıke, Şabim el-Rahmat eyyem.